Bu video çalışmamızda, Excel içeriğinde güncel döviz kurlarını anlık olarak çekmenin ve güncellemenin nasıl yapıldığını anlatacağız. Örnek çalışma dosyamıza bakacak olursak, dolar fiyatlı ürünlerin listesi mevcut. Amacımız, burada anlık değişen döviz kurlarını göstermek ve döviz fiyatları değiştikçe ürünlerin Türk lirası fiyatlarını güncellemek. Anlık döviz kurlarını çekmek için doviz.com sitesini kullanacağım. Siz başka bir web sitesi de tercih edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey, sitenin verileri tablo şeklinde gösterilmesi olacaktır. Web site linkini kopyalayarak işe başlayalım. Excel'in üst menüsünde yer alan veri yazısına tıklayalım. Açılan alt menüden verileri al seçeneğini ve sonrasında diğer kaynaklardan ve webden seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza gelen URL bölümüne kopyaladığımız web sitesinin linkini yapıştırıyoruz ve tamam butonuna basarak devam ediyoruz. Site içindeki tablo seçenekleri önümüze gelecektir. Ben döviz kuru tablosunu alacağım için tablo 0'ı seçiyorum. Yükle seçeneğine tıklarsanız çektiğiniz tablo ayrı bir Excel sayfasında listelenecektir. Döviz tablosunun aynı dokümanın içinde gözükmesini istediğim için, yükle seçeneğinin hemen yanında bulunan aşağı ok işaretine tıklayıp, şuraya yükle seçeneğine tıklıyorum. Karşımıza gelen veri içeri aktar bölümünde yer alan, var olan çalışma sayfası seçeneğini seçerek, gözükmesini istediğim hücreyi seçerek tamam butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi, döviz kurları seçtiğimiz hücrede listelendi. İsterseniz, tabloda fazladan gereksiz gördüğünüz döviz kurlarını silerek, tablo içeriğini kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Şimdi, bu tablomuzun otomatik güncellenmesinin nasıl yapıldığına bakalım. İlk önce tablomuzdaki bütün hücreleri seçelim. Daha sonra, üst menüde yer alan veri yazısına tıklayalım. Tümünü yenile bölümüne tıklayalım ve açılan alt ekrandan bağlantı özellikleri yazısına tıklayalım. Excel dokümanımızı açtığımızda verilerin otomatik güncellenmesi için dosyayı açarken verileri yenile seçeneğini aktif edelim. Dosyamız uzun süreli açıkken ve döviz kurları sürekli değiştiğini düşünürsek yenileme sıklığı seçeneğini aktif ederek süre belirtelim. Ben bu süreyi 5 dakika olarak seçiyorum. Siz kendi tercihinize göre süre belirtebilirsiniz. Tamam butonuna tıklayıp çıktıktan sonra, buradaki kurlar belirttiğimiz süre içerisinde otomatik güncellenecektir. Şimdi, Excel dokümanımızdaki ürünün dolar karşılığını görmek için ilgili hücreye çarpım formülünü giriyoruz. Parantez içine, dolar fiyatı olan hücreyi seçerek, noktalı virgül işaretini yazıyoruz. Tablodan dolar karşılığı olan hücreyi seçerek, parantezi kapatarak Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi ilgili hücrede, ürünün dolar karşılığı olan Türk lirası fiyatı gelecektir. Tablonuz seçtiğiniz aralıkta güncellendikçe, bu içerikteki rakamlar da otomatik değişecektir. Excel'in webten veri çekme özelliğini kullanarak, internetten döviz kurlarına bakmaya gerek kalmadan, dokümanınızdan güncellemeleri takip edeceksiniz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.